Merhaba sevgili Aslan burçları, yükseleni ve Ay burcu Aslan olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle bugün Aslan burcu 15-30 Eylül bakacağız. Bakalım Aslan burçlarını 15-30 Eylül'de neler bekliyor. Umarım her şey gönlünüzcedir. Hayatınız güzel geçiyordur. Rabbim her şeyin güzelliğini sizlere nasip etsin inşallah. Şöyle bir başlayalım bakalım. Aslan burçları ateş grubuna dahil. Kahvede bakacağım size. Yönetici gezegeni güneştir. Aslan burçları uğurlu günleri pazar günüdür aslanların. Biliyorsunuz aslanlar lider burçlardır, egolu burçlardır. Aslan burçları egolu demeyelim de onurlu ve gururlu burçlardır. Hiçbir zaman böyle alttan almasını bilmeyen burçlardır diyorlar ama ben aslanları seviyorum. Aslanlar ağır başlı böyle sakin seçilen burçlardır. Emir almayı sevmeyen burçlardır. Birazcık ego demeyelim de onurlu ve gururlu burçlardır aslan burçları. Aslanlar ateşlerle iyi anlaşır. Koç aslan yay, yükselen koç aslan yay. Hava gruplarıyla da iyi anlaşır. İkizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi ile de iyi anlaşır aslanlar. Şöyle bir başlayalım videomuza. Şöyle bir kartlarımızı kararım. Hangi kartla bakalım? Şöyle bununla bakayım ya. Evet, bununla bakayım. Bir bakalım aslan burçlarını neler bekliyor. Yükselen aslanlar da dinleyebilir. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Ben de bir emek sarf ediyorum. Emeğimin karşılığını almak için abone olmak sizden ne bir götürüsü var ne bir getirisi var. Tabii ki alma verme dengemizi tutalım diye çoğu abone olmayan izleyicim var ve bu durum beni üzüyor. Onun için ricam abone olarak izleyin beni. Çünkü emeğimiz var. Gerçekten bakın saat 4 ben video çekiyorum. Gecenin 4'ü. Neden? Kaliteli olsun. Neden? Olumsuzluk yaşamayalım diye. Ses olmasın, küy olmasın. Konsantremin iyi olması gerekiyor. Onun için 2, 4, 5. Evet, 6. Evet, şimdi yurt dışına %50 indirim kampanyamız devam ediyor arkadaşlar. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Özel bakımları ben karma bakarım. Bak bir sürü kartlar var burada. Karma bakarım. Kahve artı tarot, skambil, katina. Böyle karışık bakıyorum özel bakımları. 2, 4, 6, 8, 9. Görüntülü bakım yapıyorum. 10, 11. Yarım saat ve artı tüm sorular cevaplanıyor. Evet. Şimdi bir bakalım. Ha, Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Herkesin sorusunu cevaplamaya çalışıyorum. İşte zamanımın yettiği kadarıyla biliyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenirseniz, yorum atarsanız çok mutlu olurum canlarım. Tabii ki videomu beğenirseniz beğeni butonuna basın. Yani beğenmezseniz beğenmek zorunda değilsiniz. Bunu söyleyeyim size. Bir bakalım aslanları neler bekliyor. Sevgili aslanlarda ne gibi gelişmeler var? Kartlarımızı seçtik. Yorumumuza başlayacağım. Evet. Evet. Şimdi burada gördüğünüz üzere aslan burcunu bu dönemde kesinlikle yeni adımlar, yeni iş adımları, yeni yükseliş atama, yeni girişimlerde bulunma, iş hayatındaki çok ciddi şekilde güneş kartı her zaman olumlu bir karttır. Direkt aslanın kartıdır güneş biliyorsunuz. Yönetimde ve iş hayatında maddi olarak aslan burcunu hedeflerine doğru hızlı bir şekilde ilerlemesinden bahsediyor. Özellikle ayın 19'undan sonra yani Eylül'den bahsediyoruz. Eylül 19'undan sonraki süre sizin için çok önemli vaatlerde bulunuyor. Çok önemli gelişmelerin olacağını gösteriyor. Yükseliş, atama, iş kurma, kendi işinin başına geçme ve yeni adımlar, yeni girişimlerden bahsediyor kart.
Muazzam bir kartıdır bu. Kariyer kartıdır. Güzellikler, iş aramakta olan aslanlar varsa iş bulacağını, ayın 19'u çok önemlidir. 19'undan sonra çalışan aslanlar varsa iş hayatında yükseliş ve atama olacağını veya iki işi bir arada yürütme gibi bir niyetiniz var ise bunu yapabilirsiniz diyor. Duygusal hayatınızda ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi ile bir bütünleşme, yeni ilişki başlangıcı enerji, hava enerjisini veriyor. İkizler kova teraziden bahsediyor kartlar. Olumlu bir başlangıçtan bahsediyor. Bu arada Kupa Kraliçesi suyu temsil eder. Yengeç balık akrepten bahsediyor. Özellikle balık burcu ile aranızda olan olumsuzlukların gideceğini, yeni başlangıç yapmak isteyen yalnız olan aslanlar var ise kesinlikle ve kesinlikle hayatınıza girecek olan enerji ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi, özellikle kova. Yengeç balık akrep ve yükselen yengeç balık akrep ve özellikle akrep burcuyla başlangıç veriyor. Çok güzel enerji bütünleşmesinden bahsediyor kartlar. Evet, burada şimdi ikizler kova terazi ile alakalı, pardon, yengeç koç aslan yay ile alakalı aslan burçları, partneriniz koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay olan partnerinizle alakalı bütünleşme, mesafe olarak uzakta olan, başka şehir, başka ülke veya aranızda bir soğukluk, bir mesafe olan kişiyle ilgili ikilemde kalma, bir kararsızlık söz konusudur diyor. Şimdi bakalım bu kararsızlık nedir? Onun üzerine bir gidelim bakalım. Bu kararsızlık, evet, ilişkideki soğukluk, soğukluğu gösteriyor. Diyor ki koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan, başak burcu ve yükseleni başak olan partnerlerinizle, özellikle başak ve yükselen başak, koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerlerinizle aranızda bir olumsuzluk, bir kıskançlık, bir ihanet demeyelim de bir soğuk rüzgarın estiğinden bahsediyor kartlar. Ne üzerine? Tabii ki kıskançlıktan bahsediyor kart. Bu olumsuzluklar devam ettiğini gösterir ve bu durum Aslan burcunu ciddi şekilde sıkıntıya ve üzüntüye soktuğunu gösteriyor. Aslan her haliyle, evet, buradaki diğer konuya gelince her zaman söylüyorum, bu bir genel açılımdır. Herkese uymayabilir. Uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Çünkü kolektive niyetlendiğim için arkadaşlar, yüzdeye bakarak konuşuyorum. Ağırlık neyi gösteriyorsa ondan bahsediyorum, tamam mı? Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi burada topluluktan bahsediyor. İş yerinde çalışan aslanlar, kurumun içerisinde, bu ailede de olabilir. Çünkü topluluktan bahsediyor ve kalabalıktan bahsediyor. Bir olumsuzluk, bir ihanet. İhanet dediğim, yani yalan dolan bir komplodan bahsediyor. İş hayatınızdaki sizinle uğraşan insanların olduğunu ve bir fitne, bir fesat olduğunun kesin kanıtıdır bu kartlar. Bu bir makam, bir koltuk savaşı, bir haset. Yani rakip olarak sizi gördüğü için sizinle uğraştığından bahsediyor kart. Buna dikkat etmeniz lazım. Sevgili aslan burçları, zamanlama olarak hangi zamanı gösterdiğini size söyleyeceğim. Şimdi burada ayın 17'si ile 28'i arasındaki süre içerisinde iş hayatınızdaki olumsuzluklara, iş hayatınızdaki tartışmaya ve gürültüye kulak vermemenizi öneriyor kartlar. Uzak ve mesafeli durmanız gerekiyor. Eğer böyle durursanız kazanırsınız diyor kesinlikle kartlar. Ama dediğim gibi koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan kişilerin kısmen kariyer hayatındaki olumsuzluklardan bahsediyor. Kısmen diyorum bak. Olumlu yerler de var. Olumlu başlangıçlar var. Olumlu adımlar, yükselişi olan koç aslanlar da var. Ama buradaki olumsuzluk kitlenin ona karşı, sanki topluluğun ve çalıştığı yerin veya aile içerisinde sülaleyle arasında bir mahkeme, bir olumsuzluk da olabilir. Bunun kanıtıdır bu kartlar. Şimdi burada sizi, tamam, makamınızda rahatsınız ama kesinlikle kaygılarınızın olduğunu gösteriyor. Kaygı yaptığınız aşikar. Size kaygı veren enerji
Yengeç burcunu gösteriyor ve yükseleni yengeç olan kişiden aldığınız enerji ve aldığınız olumsuzluklardan bahsediyorum. Bu kişiyi yengeçlik erkek veya kadın olabilir, hiç fark etmez. Bundan bahsediyor. Dikkatli olmanızda fayda var. Koç aslan aslanı ateşlerle, özellikle koç burcuyla arasında bir sıkıntı olduğunu gösterir. Yükselen de koç olabilir. Bu sıkıntı sizi mahkemeye kadar götürebilir arkadaşlar. Şimdi burada ya boşanmadan bahsediyor. Bakın görüyor musunuz burada? Boşanmadan bahsediyor. Bir kısımda işle alakalı. Bakın burada işe gösteriyor. İşi gösteriyor. Koç burcu, yükseleni koç olan partnerlerinizle veya eşinizle aranızdaki enerjiyi, boşanma ve ayrılık, bunu gösteriyor. Davalı olduğunuzu gösteriyor. Bu davada siz çok üzgün gösteriyor. Karşı tarafın size karşı merhametinin olmadığını gösteriyor ve bu durum sizi sıkıyor. İş yerinizde yine kesinlikle söylüyorum. Kendinize ait olan iş yeri de olabilir. Kurum içerisinde de olabilir. Ortak iş yaptığınız kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. Ortak arkadaşlar, yani ortak işlerden bahsediyor veya yanınıza bir ortak almak istiyorsanız çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü burada kendinize ait olan, bu herhalde ticaret yapan veya kendi işini yapan kişiler için geçerlidir, aslanlar ve yükselen aslanlar için. Burada size karşı olumsuz gösteriyor bu kişiyi. Bunun enerjisini olumsuz gösteriyor. Yani kart diyor ki bu kişiyi yanına almana veya onunla ortak yatırımda bulunmaya gerek yok. Kesinlikle durup ve beklemen lazım. O zaman bu zaman değil. Eğer öyle bir şey yaparsan dediğim gibi olumsuzlukla biter işin ve para kaybı ve ihanetle karşılaşırsın sevgili aslan. Yeni başlangıçlardan bahsediyor. Size yeni teklifler gelebilir. Bu yeni teklifi dediğim gibi su grup ve ateşlerden bahsediyor. Bir kısımda eskiden kalma, ikizler kova terazi ve eski aşk, eski sevgili, ayrılmış olan kişilerin geri dönüş zamanıdır bu dönem. Sevgili aslanlar, ben size söyleyeyim, geri dönüşü olacağını gösteriyor. Boğa başak oğlak, yükselen boğa başak oğlak, yeni karşılaşmalar, yeni teklif alabilirsiniz. Yeni kişiler, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz veya başlamışsınız, tanımaya çalıştığınız insanlar var. Bu kişinin hayırlı mı gösteriyor? Gayet tabii hayırlı ve size karşı duygu ve düşüncesinde temiz olduğunu gösteriyor. Şimdi burada eski sevgililerden geri dönüş, böyle bir 180 derecelik değişimle dönüş olacağını gösteriyor sevgili aslanlar. Buna hazır olun. Duygu dolu dönüşten bahsediyor ve beklemediğiniz anda bir evlilik teklifi, bir çıkma teklifi, bir barış teklifi alabilirsiniz. Hangi enerjiden çok kötü şekilde ayrıldığın, ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi, boğa başak oğlak ve yükseleni boğa başak oğlak olan partnerlerinizden bahsediyor. Şimdi burada evli olan aslanlara gelelim. Evli olan aslanlarda kararsızlık var. Boşanıp boşanmamakta, ayrılıp ayrılmamakta kesinlikle bir kararsızlıktan bahsediyor. Net bir karar veremediği için hüzün ve üzüntü içerisinde gösteriyor kartlar onu. Özellikle su gruplarından bahsediyor. Yengeç balık akrep ve yükseleni yengeç balık akrep olan partnerlerinizle aranızdaki ilişkinin henüz bitmediğini, geri dönüşü olabilir bir mahkemeden veya ayrılıktan bahsediyor. Ona göre davranmanız gerekiyor sevgili aslanlar. Burada üzüntü veren, gene diyor kupa elçisi, hem sudan bahsediyor. Yengeç balık akrep. Bu yengeç balık akreple aranızda yükseleni de bu burçlardan olabilir. Aranızda olan olumsuzlukla ilgili bir beklentiniz var. Karşı taraftan beklediğiniz bir şeyler var. O haberin geleceğini gösteriyor. Onun için size kartların uyarısı, sabırlı davranmanız gerekiyor. Burada aranızın bozuk olduğunu, ay kartı yengeçin kartıdır direkt, onu temsil ediyor. Yengeç de burç olarak yengeci gösterir ama genel olarak bakarsak hüzün ve üzüntünün kartıdır. Şu negatifliği görüyor musunuz? Yani ilişkideki olumsuzluk, ilişkideki soğukluğun temsil eder bu kart. Ama diyor ki buna biraz sabırlı davranmanız gerekiyor. Kupa elçisi.
Kupa elçisi her zaman duygusal hayatla ilgili mesaj getiren bir elçidir ve suyu temsil eder. Ağırlıklı su gruplarıyla yaşadığınız olumsuzlukların üzerine böyle beklemediğiniz bir değişiklikle partnerinizin size geri dönüşü olabilir. Sabırlı davranmanız gerekiyor sevgili aslan burçları. Evet, şimdi kahvemize bakalım. Ay, kahvenin de tabağı. Ay, şunun içindekini görüyor musunuz? Şunu böyle koyayım da dökülmesin. Arkadaşlar, şu ağırlığı görüyor musunuz burada? Olmuyor. Şöyle yapayım da bu delik burada var ya dökülmesin. Ha. Şuraya bakar mısınız? Bu kahvenin dibindeki göze bak. Görüyor musunuz ne kadar ağırlık ve nazarınızın olduğunu? Kendinize bir kurşun döktürmeniz gerekiyor. Dökemiyorsanız bana ulaşın, ben dökeyim. Veya döktüremiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Bak, bu hiç iyi bir şey değil. Üzerinizde negatif bir enerji ve bir göz, nazarın olduğu aşikar, net olarak burada gösteriyor. Kendi şöyle bir göstereyim, bakın. Onun dışında ne var? Nazar ve olumsuzluk sizi üzüyor. Yeni evlilik teklifi alacak kişiler var burada kesinlikle sevgili aslan burçları. Arkanız dönük o kişiye, ama aranızda olumsuzluk yaşadığınız ve ilişkinizin içerisinde net olarak üçüncü kişinin müdahalesi var. Bunun müdahalesi olmasına rağmen bu kişinin size dönüşünü veriyor. İsminde Y, G ve Y harfi, İ, I harfi olan kişilerden bahsediyorum. Kesinlikle bu üçüncü kişilerin defolup gideceğini gösteriyor. Partnerinizin arkanızdan gelişini ve barışmak için sizi ikna edeceğini gösteriyor. Bir de burada bir şey gösteriyor. Bir toplu sanki bir aile kavgası. Aileye karşı bir mesafe, bir gard aldığınızı gösteriyor. Veya ailenin size yalnız kalmışsınız olarak gösteriyor. Burada bir olumsuzluk, bir mahkeme söz konusudur. Yani sizin hakkınızın yendiğinden bahsediyor. Bu kurum da olabilir. Çünkü kalabalıktan bahsediyor. İsminde Ç, C. İsminde A. İsminde F, isminde M, N harfleri, bayağı bir harf çıkarmış olan aslan ve yükseleni aslan olan kişilerden bahsediyorum. Başlarında bayağı çelişkili bir böyle kargaşadan bahsediyor. Bu kargaşa ile ilgili bir haber var. Haber ayın 18'i ile 23'ü arasındaki süreyi gösteriyor. Bir değişiklik olacağını gösteriyor. Yol yapmak isteyen, yeni başlangıç yapmak isteyen, parayla alakalı bir şeyler ve para yatırımı yapmak isteyen kişiler var ise, yola çıkma, yeni başlangıç yapmak isteyen kişiler var ise kesinlikle bunu ayın 19'undan sonraya bırakın. 19'una kadar olan süre içerisinde uzun yolculuk, para yatırımı, para alışverişi yapmayın diyor kartlar. İsminde V harfi olan kişiden 5 vakit. İsminde V harfi olan, mesafe olarak sizden uzakta olan, üzgün ve mutsuz olan bir kişiyi gösteriyor. Bundan size gelesi bir haberden bahsediyor. Beklediğiniz bir haberdir ama biraz zaman aşımına uğramış bir haberdi sevgili aslanlar. Yükselişiniz var. Burada bir kavga ve tartışma var. Bu kavga ve tartışma sanki size haset var. İş yerinizdeki kargaşadan bahsediyor. Olumsuzluklar var. Sizinle uğraşan insanlar var. Kesinlikle bir haksızlığa uğradığınızı gösteriyor. Onunla ilgili bir çaba ve bu olumsuzluktan çıkmak için çabaladığınızı gösteriyor. Ama arkanızdaki iki kişi sizi rahat bırakmadığını ve sizinle uğraştığını gösteriyor. Evet, bu kişinin isminde T harfi var, M harfi var, Z, N harfi var. Bunlardan uzak durmaya çalışın sevgili aslan burçları. Burada bir şey gösteriyor. Sanki hakkınızı yemiş, hakkınıza girmiş, akraba ve yakın insanlardan bahsediyor. Bu yabancı değil, çevrenizde olan kişiler ve aile de olabilir. Hakkınıza girmiş olduklarını gösteriyor. Yani sanki bu ailenin içerisinde bir gruplaşma söz konusu. Sizi yalnız bırakıp arka tarafınıza işler çevriliyor. Ve bununla ilgili haksızlığa uğrayabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili aslan burçları. Şöyle bir buna da bakayım tabağa.
Biraz da bir sağlık sorunundan bahsediyor kahve. Özellikle bu ayın 16'sı ile 24'ü arasındaki süreye dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Düşmeler, ani bir şeyler, hani Allah korusun, ani hareketler diyor. Ani olası bir şeyler, yani uzun süredir olan değil de. Bak burada sevinç gözyaşlarınız var çünkü temiz gösteriyor. Ani olası bir şeylerden, ani kazalardan kendinizi korumanız gerekiyor sevgili aslanlar. Burada bebek bekleyen aslanlara bir tane erkek çocuk gösteriyor. Erkek bebek. İsminde Y, O, N, bir de Ö de olabilir. Bir de ters çevirirsek V harfi olan aslan burçları. Kesinlikle ve kesinlikle bir kargaşanın içinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kargaşa neyle ilgilidir? Dediğim gibi aile ve işle alakalı olabilir. Arkanızı dönüp gitmeniz lazım. Size kurulmuş olan bir haksızlık var. İşten atılmış olabilirsiniz veya işinizde bir tehlike olabilir. İş yerinde sizinle uğraşanlar var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani çıkışınız olursa da aslan gibi çıkın yani. Bu kompleye kurban giderek çıkmanızı istemiyorum. Buradaki zafer işaretini görüyor musunuz? Sonuç olarak diyor, ne yaşarsan yaşa, ne kadar sıkıntı seninle uğraşırlarsa uğraşsın, sonuç olarak zafer senden yanadır sevgili aslan. Zafer işaretini kaldıran kişi yine sensin. Özellikle bayan aslanlardan bahsediyor kart. Beklentinizi alacağınızı gösteriyor. Budur. Ama bu kahvenin dibindeki bu olumsuzluk, bu nazar benim hiç hoşuma gitmedi. Evet arkadaşlar, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bana özel bakım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum canlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.